Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Önemli bir şey sormak istiyorum hocam bugün. Çünkü bazı insanlar var ki hani din gayreti yok, ne bileyim, hatta din düşmanı da olabilir. Bakıyorsunuz onların en çok kullandığı sözlerden birisi de ya Kur'an'a bak kardeşim, işte sen niye başkasına bakıyorsun? Git Kur'an'da her şey var. Oradan bak, al, oku, uygula. Yani herkes sanki Kur'an-ı Kerim'i anlayabilirmiş gibi. Şimdi bu durumda Peygamber Efendimiz'in veya bütün peygamberlerin de bir hükmü kalmıyor. O zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderirdi. Peygambere gerek yok. Bir şekilde gelirdi o. Ondan sonra da biz bakardık. Bakar bakar nasıl yapılıyormuş, işte nelerden sakınmamız lazım falan, öyle anlardık. Peygamber'e ne gerek vardı o zaman? Şimdi onu sormak istiyorum. Yani Peygamber Efendimiz'in açıklamaları var. Kur'an-ı Kerim'i o açıklamış. Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'in açıklaması. Onlar olmasaydı da biz anlayabilir miydik yani? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, ayet-i kerimelerin muhatabı Muhammed Aleyhisselam'dır. Ya biz değiliz yani. Değiliz. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerinin muhatabı da müştehit alimlerdir. Gene biz değiliz. Gene biz değiliz. Müştehit alimlerin kitaplarında 3. 4. derecedeki müştehitler fıkıh kitabı olarak yazmışlar. Ve onları bizim önümüze ilmihal kitabı olarak koymuşlar. İşte bu ilmihal kitapları Kur'an-ı Kerim hadis-i şerifte bildirilen hükümlerdir. Şimdi zamanımızda çok yaygın. Efendim tek kaynak Kur'an. Bunu bir ilahiyatçı söylüyorsa... Hüsnü zannedemem. Ben de ilahiyat mezunuyum. Hüsnü zannedemem. Niye edemem? Çünkü bu kadar bilginin içerisinde kalkıp da bu böyle bir herze yerse bu adam haindir. Tek kaynak Kur'an diyorsa. Tek kaynak Kur'an diyorsa bu bir yerin adamıdır. Satılmıştır. Dini bozmak istiyor. Dini bozmak için satılmıştır. Dini kim? Dini her kim olmuştur. Yok. Adam bir şeyden bildiği yok. Doğru ya, tek kaynak Kur'an işte falan diyorsa bu da cahildir. Bu da cahildir. Şimdi Kur'an-ı Kerim anayasa. Kur'an-ı Kerim anayasa. Sen bugüne kadar devlette görev yaptın, çeşitli yerlerde görev yaptın. Hiç gittiğin yerlerde bak arkadaş Mustafa Bey, bak anayasanın bu maddesine göre senin yaptığın yanlış diye bir mülki amirle karşılaştın mı? Yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti evet yaptığı anayasaya göre idare edilir. Ama anayasadan mülhem, anayasaya uygun kanunlarla yönetilir. Değil mi? Yani. Ben de milliyetimde çalıştım. Öğretmenlere gelen yönergeler olurdu, şeyler olurdu. Falan. Hatta o kanunların da aşağısında, yönetmelikler falan da onunla yönetilir. O yönetmelikler gelir. O yönetmelikler gelir. Hiçbir okul müdürü anayasaya göre bugün işte öğretmenler, öğrenciler sizi falan demez. Tamam mı? Öyle bir şey olmaz. Tamam mı? Evet. Bunun gibi bu. Bunun gibi bu. Peki anayasa kime hitap eder? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap eder. Tamam mı? Oradaki hukukçular oturur, bakar. Hani yapmışlardır. Evet. Ha buradaki madde budur, buradan budur. Bu kanun buna uyar. Bu uymaz. Bu anayasaya aykırıdır der. Tamam mı? Evet. Yasama gücü. Ha. Şimdi cahil birisi nasıl yapacak? Hatta ben bazı misaller vereyim. Yani bizi izleyen ve dinleyenler de aynı şekilde böyle bize karşısında sorsunlar. Ben mesela İmam Hatip ve İlahiyat mezunuyum. Yıllarca aynı şekilde liselerde din ders öğretmenliği yaptım. Sonra İmam Hatip Okulu'nda da vazife yaptım. Ondan sonra da yıllardır da Türkiye Gazetesi'nde olsun, TGRT'de olsun dini konularla meşgulüm. Allah-u Teala öyle nasip etti. Bu zamana kadar Kur'an-ı Kerim'de kaç defa baktım, aradım. Sabah namazı kaç rekat? Bulamadım. Öğle namazı kaç rekat? Kur'an-ı Kerim'de bulamadım. İkindi namazı kaç rekat? Bulamadım. Akşam namazı kaç rekat? Bulamadım. Yatsı namazı kaç rekat? Bulamadım. Abdesti bozan şeyleri Kur'an-ı Kerim'de aradım? Bulamadım. Gusül nasıl alınır? Kur'an-ı Kerim'de bulamadım. Abdest nasıl alınır? Yüz nasıl yıkanır? Kollar nasıl yıkanır? Ayaklar nasıl yıkanır? Bulamadım. Yok. Namazı bozan şeyler var mı diye Kur'an-ı Kerim'e baktım? Yok. Orucu bozan şeyler nelerdir diye Kur'an-ı Kerim'e baktım, bulamadım.
zekat nasıl verilecek, hangi mallardan verilecek, ne miktarda verilecek onları da bulamadım. O zaman namaz diye bir ibadet yoktur. Hac nasıl yapılacak? Kur'an-ı Kerim'de o da yok. O da yok. Tavaf nasıl yapılacak? Kaç defa döneceksin? Nereden başlayacaksın? Nasıl yapacaksın? Bunların hiçbirisini ben bulamadım. Namaz vakitlerini Kur'an-ı Kerim'de bulamadım. Sadece Kur'an-ı Kerim'de işaret var. Hadis-i şerifte açıklandı o. Hatta Peygamber diyor ki Cebrail aleyhisselam bana iki gün geldi. Sabahı en ilk vaktinde kıldık. Öğleyi ilk vaktinde, ikindiyi ilk vaktinde, akşamı ilk vaktinde, yatsıyı ilk vaktinde kıldık. Ertesi gün tekrar geldi. Sabahı güneşe doğma yakın zamanında, öğleyi işte son vakitlerinde kıldık. Ve bana dedi ki, ümmetin için beş vakit namazın evvel vakti ve ahir vakti bunlardır buyurdu gitti. Kur'an-ı Kerim'de bul bunu. Yok. Kur'an-ı Kerim'de yok. O zaman namaz yok. Namaz yok değil mi? Oraya getirecekler. İşi mantığa vurursan. Mesela bu bir tane var. Televizyonlarda şey yapıyor. Kendi kulaklarımla duydum. Diyor ki işte tek kaynak Kur'an diyor. Bu adam birisi çağırmış. Bir sorular falan soruyor. Diyor ki ben diyor işte diyor ilahiyat okurken diyor imamlık da yapıyordum. Bir gün diyor sabah namazına gittim diyor. Namazı kıldırdım diyor. Sonra diyor hatırladım ki abdestim yok. Sonra düşündüm diyor. Kur'an'da temiz olanlar diyor. Ben de pislik olmadığına göre diyor namazım olur. Yani abdesti kaldırdı attı. Öyle. Çünkü görünürde bir şey yoksa hemen şurada dur namazı kıl. Tabii. Abdest gerek yok. Gusle de gerek yok o zaman. Abdeste de gerek yok. Sonra diyecek ki ya namaza da gerek yok diyecek. Yani tek kaynak Kur'an demek dinsizliğe giren köprüdür. Tek kaynak Kur'an demek dinsizliğe giren köprüdür. Şimdi Şeyhülislam Zekeriya Rahmetullah Teala Aleyh Hazretleri buyuruyorlar ki Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de kısa ve kapalı olarak bildirilenini açıklamasaydı mezhep imamları da kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklayıp izah etmeselerdi Kur'an-ı Kerim'deki böyle hükümleri hiçbirimiz anlayamazdık. Mesela Peygamber Efendimiz abdesti nasıl alacağımızı hadis-i şerifleriyle bize bildirmeseydi tabii ki tatbiki olarak göstermeseydi nasıl abdest alacağımızı Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdık. Namazların kaç rekat oldukları ve orucun, haccın, zekatın hükümleri, keyfiyetleri, zekattaki nisap miktarları, şartları, farzları ve sünnetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamazdı. Sadece işaret var. Zekat veriniz. Neden vereceğim? Nasıl vereceğim? Değil mi? Evet. Neden vereceğim? Nasıl vereceğim? Resulullah Efendimiz'in getirdiklerini ve bildirdiklerini hepsine hikmetlerini, delillerini anlamasak bile iman ve tasdik etmemiz lazım olduğu gibi mezhep imamlarımızdan, müçtehit alimlerden gelen bilgilere de delillerini anlamasak bile İslamiyet'e muhalif olmadıkları için iman ve tasdik etmemiz lazımdır buyuruyor. Müçtehit olmayanların mezhepler arasındaki ayrılıkları bulunduğunu gördükleri halde hepsine inanmaları ve tasdik etmeleri lazımdır. Çünkü Allah-u Teala onları bizim için rahmet olarak yaratmış, rahmet olarak göndermiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam açıklaması olmasaydı Kur'an-ı Kerim'deki o emirlerin hiçbirisi açığa çıkmazdı. Mesela kolunu yıkayacaksın. Dirsek dahil mi değil mi? Ya Kur'an-ı Kerim'de bu detay bilgiler verilmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem tatbikatla yani o dirseği böyle geçerek yaparlarmış. Eshab-ı Kiram gördü anlatıyor. Hem de sözle bildirdiler bunu. Bazen sözde bildirmedikleri oluyor. Mesela birisi bir iş yaparken görmüş, ne güzel demiş gitmiş. O uygundur, sünnettir o. Mesela Bilal-i Habeşi radıyallahu teala hazretleri sabah ezanını okurken Es-salatu hayrun minen nevm deyince Resulullah Efendimiz ne güzel söz o ya Bilal buyuruyorlar. Tasdik ediyorlar. Tasdik yani. Ediyorlar ve sünnet mi oluyor? Evet sünnet oluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de zaten Allah-u Teala Nahl Suresi'nin 44. ayetinde insanlara indirdiğimi onlara beyan edesin, açıklayasın diye gönderdim ben seni diyor. Efendim biz de akıllıyız biz de. Aklın bassın senin, aklın ne güzel. Arapçamız çok iyi. Arapçamız çok iyi. Dolayısıyla Allah-u Teala peygamberine emrediyor. İnsanlara indirdiğimi onlara beyan edesin, açıklayasın. Sana vahy yollananları tebliğ et, bildir diye gönderiyor Allah-u Teala. Rehber olmadan nereden anlayacaksın ki onu? Onu anlamanda imkan dahilinde değildir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, şu üç şeyi yapan imanın tadını alır. 1-
İhlasla la ilahe illallah diyen, 2. severek zekatını veren, 3. nefsini tezkiye eden, yani nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu bilen. Seyr-i ilallah tamam olduktan sonra, salik, hakikati olan ismin zilline ve sonra da aslına vasıl olur ki, istidadının son derecesidir. Seyr-i ilallah fena, seyr-i fillah bekadır. Seyr-i ilallah'tan sonra, seyr-i fillah başlar ki, iş cezb iledir, çekilme iledir. Seyr-i enfüsi, fenâ-i etem, tam fena ve bekâ-i ekmelden, olgun bekadan sonradır. Seyr-i enfüsi, seyr-i fillah olup, sülûktan sonra olan cezbe, bu seyirdedir. Bu seyre onun için enfüsî derler ki, enfüs, zillere ve isimlerin zillerinin akslerine aynı olmuştur. Yoksa salikin seyri nefsinde olduğu için enfüsî demezler. Seyre enfüsî de salik, Allahü Teala'nın ahlakı ile ahlaklandığından seyri fillah denir. Senin aşkın kamu derde devadır ya Resulallah. Senin aşkın kamu derde devadır ya Resulallah. Senin yanında hacetler revadır ya Resulallah. Senin yanında hacetler revadır ya Resulallah, ya Resulallah, ya Nebi Allah, Allah ya Şefi Allah, ya Habib Allah, Allah. Senin yüzün gören gözler, ne ay görür ne yıldızlar. Senin yüzün gören gözler, ne ay görür ne yıldızlar. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Ya Resulallah, Şefi Allah, ya Habib Allah, Allah. Sultansın cümle şahlara, muzaffersin sabahlara. Sultansın cümle şahlara, muzaffersin sabahlara. Şefaatin günahkara şifadır ya Resulallah. Şefaatin günahkara şifadır ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Nebi Allah, Allah ya Şefi Allah, ya Habib Allah, Allah. Ezeldendir sana izzet, Mevla'dan sana bu devlet. Ezeldendir sana izzet, Mevla'dan sana bu devlet. Sana bu feth ile suret atadır ya Resulallah. Sana bu feth ile suret atadır ya Resulallah, ya Resulallah, ya Nebi Allah, Allah ya Şefi Allah, ya Habib Allah, Allah. Kabilendir beni Haşim, neslin Hazreti İbrahim.
Kabilendir beni Haşim, neslin Hazreti İbrahim. Seni sevmez ise her kim hatadır ya Resulallah. Seni sevmez ise her kim hatadır ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Nebi Allah, Allah ya Şefi Allah. Şimdi yeryüzünde değiştirilmemiş bulunan hak din, yalnız Muhammed aleyhisselamın getirdiği İslam dinidir. Bu dinin kıyamete kadar bozulmayacağını, doğru olarak kalacağını Allahü Teala söz vermiştir. İnsan resmine, heykeline hürmet, tazim etmek, kıymet vermek, onu yükseğe koyup karşısında dikilmek, eğilmek, secde etmek, methedici şeyler söylemek, yalvarmaktır. Bu da iki sebeple olur. 1. Hocasının, babasının, amirinin, bir peygamberin, velinin, dine ve millete hizmet edenin resmi olduğuna inanarak hürmet eder. O kimse de uluhiyet sıfatlarından, yani Allahü Teala'ya mahsus olan sıfatlardan birinin bulunduğuna inanmaz. Onu mahluk bilir. Onu sevdiğini bildirmek, onu sevindirmek için başkalarına uyarak hürmet eder. Böyle hürmet eden kâfir olmaz. Haram işlemiş olur. Haram olduğuna inanmayan kâfir olur. Kâfirlerin resmine böyle tazim küfr olur. 2. Resmin heykelin sahibinde ve salipte, haçta veya yıldız, güneş, inek gibi herhangi bir şeyde uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak, mesela istediğini yaratır, her istediğini yapar, hastaya şifa verir diyerek tazim etmek küfr olur, şirk olur. Bu kimse müşrik olur. Tazim etmesi ibadet, tapınmak olur. Bu resimler, heykeller ve şeyler sanem, put olur. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur, melekler kızlarıdır diyerek erkek ve kız resimlerine ve heykellere hürmet ettikleri için müşriktirler. Barnabas ve Arius mezhebinde olanları böyle sapık inanmadıkları için müşrik değil, ehli kitaptırlar. Fakat Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kâfirdirler. Eshab-ı kiram aleyhimür redvan, hiç puta tapmayan, çok cesur, Esedullahil galip, Hazreti Ali radıyallahu anh, hicretin büyük fedaisi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ali'ye muhabbet bana muhabbettir. Bana muhabbet Allahü Teala'ya muhabbettir. Ali'ye düşmanlık bana düşmanlıktır. Bana düşmanlık ise Allahü Teala'ya düşmanlıktır. Ali bendendir, ben de ondanım. Onu bütün müminler sever. Allahü Teala'nın arslanı diye methedilen, cesareti, mertliği ve yiğitliğiyle nam salmasının yanı sıra ilmen ve ahlaken de Efendimiz aleyhisselamın varisi olan Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu veçheh hep yanındadır Resulullah'ın. Hiç ayrılmaz ondan. Küçücük yaşında iman eden, onun terbiyesiyle büyüyen Efendimiz aleyhisselam Allahü Teala'nın emriyle akrabalarını imana davet ettiği sırada, akrabaları hakaretlerle ondan yüz çevirirken de, küçük yaşına rağmen onun destekçisi, yardımcısı, can yoldaşıdır. Yıllar geçtikçe müminlerin sayısı artar. Buna paralel olarak da kıyas kabul edilmeyecek bir şekilde Mekkeli müşriklerin zulümleri de
alır başını yürür. Dayanılamayacak hale gelen zulüm ve işkenceler sırasında da Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakınında olanlardandır Hazreti Ali Efendimiz. Ve bir gün Allahü Teala Habibi olan Muhammed Aleyhisselam'a hicret emri verir. Evet, Medine'ye hicret edilecektir. İşte bu Efendimiz Aleyhisselam'ın hicreti sırasında da çok cesur ve pek kahraman manasına gelen Kerrar lakabıyla da bilinen Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dile gelmeyen, kelimelere sığmayan fedakarlığı vardır. Evet, artık göç vaktidir müminlerin. Artık çilekeş müminlere gün yüzü görebilecekleri münevver beldeden rahmet rüzgarları esmeye başlamıştır. Efendimiz Aleyhisselam'ın emri ve izniyle müminler küçük gruplar halinde Medine'ye hicrete başlarlar. Bu gruplar elbette çok az sayıda olmalı ve kesinlikle dikkat çekmemelidir. Neden sonra bu hicretin farkına varan Mekkeli müşrikler yolları tutmaya, Medine'ye doğru hicret eden müminleri geri döndürüp işkence etmeye ve hapsetmeye başlarlar. Artık bu hicret olacaktır ve işkencenin bin türlüsü kendilerine yaşatılmış zayıf ve çilekeş ama şerefi ölçülemeyen bedenler Medine'ye doğru göç etmeye başlamışlardır. Ve Medine'deki müminlerin Mekke'den gelen kardeşleriyle bir anda kardeşten öte kardeş olmaları Mekkelilerin uykusunu kaçıracak cinstendir. Fakat o sefiller güruhu hemen bir toplantı düzenlerler akıllarınca. Daha fırsatın tam olarak ellerinden kaçmadığı gibi zavallı bir karara varırlar. Türlü türlü hainliklerden hiçbiri yeterli gelmez, kabul görmez. Sonra cahillerin bile yüz karası olan Ebu Cehil karışır söze. Böylesi bir alçaklığa şahit olmamıştır dünya. En öldürdüğünün belli olmaması temeline dayanmaktadır. Bu şeytani plan kabul görür müşriklerin ileri gelenlerince. Ve müşrikler hazırlanırken bu adi planı uygulamaya koymaya Allahü Teala emir verir Resulullah'a Medine'ye hicret etmesi için. Cebrail aleyhisselam müşriklerin alçakça planını anlatarak Resulullah'a o gece yatağında uyumamasını söyler. Efendimiz aleyhisselam Allahü Teala'nın arslanı Hazreti Ali'yi çağırır ve kendi yatağında yatmasını, mübarek hırkasını üzerine örtmesini, suikast için gelenlerden kendisini Allahü Teala'nın koruyacağını emir buyururlar. Hazreti Ali böylesine bir şerefe nail olduğu için şükreder Cenab-ı Hakk'a ve Efendimizin yerine uzanır onun mübarek yatağına. Efendimiz hicret etmek üzere evden çıkacaktır. Fakat evin etrafını kâfirler çevirmiştir bile. Fakat tam da o gece Yasin suresinin ilk ayetleri nazil olur. Meali, önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Olan Yasin suresinin 9. ayeti nazil olur. Mest üzerine mesh. Topuklarla ayakları örten ayakkabıya ve aba terliğe mest denir. Mestlerin ikisi üzerine abdest alırken mesh edebilmek için bunları abdestliyken giymiş olmak lazımdır. Ayakların parmakları ucundan başlayarak yanlardaki topuk kemiklerini aşmak üzere ıslak üç el parmağıyla çizerek üzerleri sıvanır. İçinde ayak olmayan kısma yapılan mesh sahih olmaz. Mukim olan 24 saat, misafirinse 3 gün 3 gece sonra mestleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak bir kere abdest alması lazımdır. Bu müddetten önce mestin birisi ayaktan çıkınca abdestli ise yalnız ayaklarını yıkar. Maliki'de mesh müddeti cünüp oluncaya kadardır. Mestin bir saat yürüyebilecek şeyden yapılmış olması lazımdır. Tahta, cam veya bezden yapılmış mest üzerine mesh edilmez. Bir mestte
üç ayak parmağı kadar delik olmaması lazımdır. Yürürken açılmayan uzun yarık zarar vermez. İki mesdeki delikler toplu hesap edilmez. Necaset ve avret mahalli hesabındaysa toplanırlar. Mestin su sızdırmaması lazımdır. Mesh müddeti 24 saattir. Mesti abdestli olarak giyip, abdest bozulduğu zaman başlar. Mestli olarak sefere çıkanın müddeti 3 gün ve 3 gece olur. Bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir, mukim olunca bunlara mesh edemez. Bir mestin üzerinde 3 el parmağı kadar yeri bir kere mesh etmek şarttır. Mestin biri ayaktan çıkınca, iki ayağı da yıkamak lazım olur. Mest üzerine giyilen çizme, lastik bot üstüne mesh edilebilir. Çizme çıkarılınca, altındaki mestin mesh zamanı değişmez. Bir meste su girip, ayağın çoğu ıslanırsa, ayakları yıkamak lazım olur. Başlık, eldiven, parmaktaki oje, peçe, kaplama diş üzerine mesh yapılmaz. Malikî'de mestin altını ve üstünü tamamen mesh etmek lazımdır. Bunun için yaş sağ el ayası, sağ mestin ucuna konup topuğa doğru çekilir. Sol el ayası da altına konup çekilerek topuğun iki tarafı baş ve küçük parmaklarla kavranır. Sonra sol el ayası sol mestin üstünden ve sağ el ayası altından çekilip kavranır. Mestin tahir olması Malikî'de de farzdır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugünkü programımızda sizlere Muradiye semtindeki Muradiye Medresesi'nden yani 2. Murat Han'ın medresesinden bahsedeceğim. Sonra Muradiye Hamamı'nı anlatacağım. Sonra da Muradiye İmareti'ni anlatacağım. Bunların üçü de 2. Murat Han'ın yaptırdığı, üçü de hayrat eseridir. Buradaki medrese bugün bir kanser araştırma merkezi olarak kullanılıyor ama yakın bir zamanda Bursa'da sağlık müzesi haline getirilecek. Burada çok sevindik. Böyle tarihi eserlerin insanların kullanacağı bir şekilde, istifade edeceği bir şekilde bulundurulması, kapısının kilitlenmemesi, açık olması bizim en çok memnun olduğumuz şeyler oluyor. Elbette ki sizler de memnun olursunuz. Tarihi zenginliklerimizi hiç olmazsa ayakta canlı olarak tutalım. Murat Han kendisi ilme çok önem verirdi. Alimlerle hep beraber bulunurdu. Hacı Bayram Veli Hazretlerini Ankara'dan sohbet için davet eden, daha başka şeyler için olduydu ama sonra iş sohbete dönüştü. Sohbet için davet eden Murat Han onunla iki ay kadar beraber kaldı. Edirne'deki camilerde ona vaazlar verdi. Dedi ki Edirne eski cami denilen yerde onun vaaz kürsüsü hala duruyor ve hiç kimse de o kürsüye çıkıp ondan sonra vaaz etmemiş. Biz Hacı Bayram Veli'nin yanında ne oluruz ki biz çıkalım orada vaaz edelim diye yeni bir vaaz kürsü kurdurmuşlar. Şu anda bu medrese 23 hücreli. Bu hücreler tabii yani odalar şimdi medrese talebeleri kalmıyor. İşte doktorların çeşitli vizit yaptıkları yerler veya bu verem savaşla, daha doğrusu kanserle savaşla uğraşan ekibin çeşitli çalışma ofisleri halinde değerlendiriliyor. Bir dershane bulunur medreselerde. Büyüktür bu dershane. Kubbelidir. Ve müderris efendiler orada talebelerine ders verir veya onların imtihanlarını yapar. Namaz vakti geldiğinde de orasını mescid olarak kullanırlar. Biz şimdi girip de içerideki çalışma düzenini bozmayalım diye bunları dışarıda kapıdan sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Yakın bir zamanda da bunun müze olacağını öğrendik. Buraya da yazmışlar zaten. Onkoloji Hastanesi Bursa Sağlık Müzesi diye.
Böyle insanların gelip de sağlıkla ilgili eski alet edevatı yapılan çalışmaları görmeleri elbette ki insanlığa bir ışık tutacak husustur. Abdülhamit Han zamanında müzecilik Osmanlı'da başladı. Bu kaplumbağa terbiyecisi resmini yapan Osman Hamdi Bey, Abdülhamit Han'ın Avrupa'ya müzeciliği öğrenmek için gönderdiği birisiydi. O da orada onları öğrenip gelip burada yeni müzeler kurdu ve kendisine de çok itimat ederdi. Çok da üstün çeşitli taltiflerde bulundu kendisini. Onlara da rahmetler diliyoruz. Buradan şimdi Muradiye Hamamı'nın önüne geçelim efendim. Burada çok insan trafiği var. Daha fazla da biz zamanı zorlamayalım istiyoruz. Şimdi Muradiye Hamamı'nın önündeyiz. Çok sıkışık bir trafik var. Aslında buralarda orijinalde yol falan yoktu. Bu hamamın dışından külliyenin duvarı geçerdi böyle. Tabii külliye ile hamamın arasını maalesef yol yapmışlar şimdi. Arabalar geliyorlar, geçiyor. Geçmeyecek mi? Geçecek. Arabalı bir düzendeyiz. Buna da anlayış göstermek mecburiyetteyiz. Alınmasaydı da külliye hakikaten kül olarak kalsaydı, bir bütün olarak kalsaydı elbette çok güzel olurdu. Medresenin önü aynı şekilde yola katılmış, hamamın önü yola katılmış. Efendim bu hamamı yaptıran 2. Murat Han. 2. Murat Han'ın yaptırdığı bu hamam Muradiye Külliyesi'ndeki personelin kullanması için idi. Hem öğrencilerin hem de burada görev yapan diğer insanların kullanabileceği bir hamam idi. Yani medrese talebeleri de geliyor. Caminin, külliyenin personeli de buraya geliyor. İmamı, müezzini hepsi bu hamamı kullanıyorlardı. Şimdi tabii hamam kullanılmayınca bu harap olmuştu. Bu hamam yeniden restore edildi bundan 5-6 sene önce. Öncelikle Bursa Belediye Başkanlığı Özürlüler Merkezi idi. Şu anda İl Halk Eğitim Müdürlüğü'nün emrine verilmiş. Burada halkın eğitim için çeşitli kurslar açılıyor. Bunlar sağlam insanda olsa, özürlü insanda olsa burada eğitim talep edenlere veriliyor. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Bursbek kursları zaten bütün hızıyla devam ediyor. İl de buna alabildiğine destek veriyor valilikte. Biz de bu işi yapalım. Böylece burada halkın eğitimi iki misli hızlanmış oluyor. Biz geçelim de içeride bir dershanelerini görelim. Ondan sonra da buradan imarete geçeceğiz inşallah. Şimdi hamamın soyulmalı kısmına girdik. Tabii restoreden sonra içerisi seyyar bir vaziyette. Buranın bugünkü kullanımına müsait hale getirilmiş. Yani normal orijinalliğini bozmadan. Böyle tarihi yerlerin medrese gibi, hamam gibi değişik işlerde kullanılması bugün için belki de o yapının lehine oluyor. İçine insan koymazsanız örümcekler her tarafı ağla kapatıyor, fareler cirit atıyor ve eserde rutubetlenip çürüyor. Ne yapmış Bursa Belediyesi de burayı insanlandırmış. Önce belediyeye tahsis etmiş vakıflarımız. Belediye bunu bir müddet Özürlüler Derneği olarak kullanmış. Şimdi de Halk Eğitim Müdürlüğü burayı halk eğitim kurslarına çevirmiş, kullanıyorlar. Şimdi bir dershanesini sizlere göstereceğim. Ondan sonra buradan imarete doğru gideceğiz inşallah. Şimdi hamamın soyunmalık kısmından biz sıcaklık kısmına geçişteki serinlik, ılıklık denilen bölgesindeyiz. Dışarıdan gelen insan soyundu. Hamama girecek, hamamın içerisi sıcak. Burada vücudu bir sıcaklığa hafif kırık bir yerde durarak sıcaklığa alışması lazım. Aksi halde birden sıcağa girerse şok etkisi yapar ve dolayısıyla da insanın sağlığına zarar verir. Türklerde hamam kültürü apayrı bir kültürdü efendim. Bu serinlikte çeşitli tuvalet gibi başka türlü temizliklerle ilgili yerlerde bulunurdu. Burası bir dershane haline getirilmiş. Biraz daha yükseltilmiş, yani oranın zeminden fazla yükseltilmiş ki kullanıma uygun olsun diye. Bunlar yapının tarihi kısmında bir değişikliğe sebep olmadan yapılan düzenlemelerdir. Burası da kurs salonu. Bu sandalyelerde kursiyerler oturuyor. Burada
projektörle projeksiyon makinesinin görüntüleri buraya yansıtılıyor. Ana yansı diyorlar ya şimdi efendim projeksiyonu kaldıralım diye. Yansıtılıyor. Böylece modern bir eğitim sistemini Bursa Valiliğinin Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından burada kullanılmakta. Hem bu yer değerlendirilmiş oluyor hem de bu semtin insanı buraya daha kolay geliyor. Buna şimdi 20 kilometre ötede, 30 kilometre ötede Görüklü'ye gelin de kurs görün deseniz o insan ömrü billah gelemez oraya. İşte halkın eğitimi böyle olur. Yani ayağında eğitim. Evine gelmiyoruz ama semtine geliyoruz, sokağına geliyoruz, caddesine geliyoruz ve burada halkı eğitime tabi tutuyoruz. Böylece eğitimdeki kalkınmamız hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada eğitilen anneler, babalar çocuklarını daha iyi eğitime yönlendiriyorlar. Eğitim için yapılacak masraflar için de çeşitli şekilde söylenmelere ihtiyaç kalmıyor. Buradan şimdi Muradiye imaretine gidiyoruz efendim. Muradiye imaretinin önündeyiz. Arkamdaki bina Muradiye imaretidir. Şu anda faal halde lokanta tipi bir faaliyet gösteriyor ama özelliği var. İstanbul'daki Süleymaniye Darüzziyafesinden Darüzziyafe isim hakkını alarak burada Osmanlı yemekleri ikram edilen bir yerdir. Bursa'da belki de başka yok bilemiyorum. Mahallinde varsa onu bilemem. Tabii yani bir ticari rekabete sebep olmak istemiyorum. Burası Murat Han zamanında imarethaneydi. Medrese talebelerinin, bu türbelere bakan türbedarların, İmamların, müezzinlerin, aşı şerif okuyanların ne kadar vakfiyede görevli ismi varsa onların yemekleri buradan verilirdi. Halktan fakir fukaranın yemekleri burada verilirdi. Burada yedirilirdi. Burada buraya gelecek durumda olamayanların, ama veya kötürüm olanların yemekleri de vakıfça, Muradiye Vakfınca evlerine kadar götürülür idi. Şimdi halen bu yapılış maksadına uygun kullanılan tarihi şanslı yerlerimizden birisi. Yine insanların karnı doyuyor ama para vererek doyuyor. Doysun da insan efendim, para vererek de doysun. Bazen paranız olur, aç gezersiniz, doyacak yer bulamazsınız. İnsan için açlık çok büyük bir imtihandır. Ne makama bakar, ne yaşa bakar, ne rütbeye bakar. Şimdi buradan Bahri Baba veya Bahri Dede Mescidine gidiyoruz efendim. Bahri Baba Mescidi'nin ve zaviyesinin bulunduğu mekana geldik. Arkamda bir cami var. Bu cami Ayşe Hatun Camii ismi verilmiş. 1998'de ihya edildiğinde yardımcı olanların herhalde ismi verildi. Bursa Belediyesi tarafından yeri kamulaştırılıp efendim tekrar camiye çevrilmiş. Niye kamulaştırılmış? Çünkü burada Bahri Baba'nın mescidi ve zaviyesi vardı. Bu mescit ve zaviye olduğu gibi yeri 1927'den sonra çıkartılan bir kanunla camiler, mescitler birbirlerine 500 metreden daha yakın olamazlar. Eğer olurlarsa bunlardan birisi satılacak veya yıkılacak şeklinde Evkaf İdaresi'ne, yani bugünkü adıyla Vakıflar İdaresi'ne yetki veren bir yasa mucibince böyle yerler ayrılarak daha küçük olanları, daha böyle haraba yakın olanları maalesef açık artırmayla satışa çıkarılmıştır. Bunun bir kısmına halkı itibar etmedi, almak istemedi. Bir kısmı da ya alayım da hiç olmazsa benim bir camim olsun, insanlar gelsin, sevabı bana olsun iyi niyetiyle satın alanlar da oldu. Burası da işte satın alan kişi tarafından ev yapılmış. Uzun müddet ev olarak kullanılmış. Daha sonra kamulaştırılınca burası, bu mescit buraya yapılmış. Bu Bahri Baba burayı yaptıran zatında burada türbesi vardı. Türbesi şu anda abdest alma yerleri, şadırvan ve lavabo hela olarak kullanılan kısma, şu bodrum kısmının şuralarda bir yerde olduğu söyleniyor. Efendim, tabii adamcağız buraya emek vermiş, talebe yetiştirmiş, Allah için koşturmuş ama onun bir kabrine bile yeri çok görmüşüz. Tabii ne zaman kaldırılmış? Burayı yaparken değil, ev yapılırken orası kaldırılmış. Bu Bahri Baba, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Zigatver Seferi sırasında hayattaydı. Ve 1572 yıllarında, yani Kanuni'den 6 sene sonra o da rahmeti rahmana kavuşmuş. Bahri Baba 1566'da
Zigetver Seferi öncesi Kanuni'nin Bursa ziyaretinde Osmanlı padişahlarını, türbelerini ziyaret edip dualar etmiş. Burada metfun bulunan büyük evliyaların kabirlerini ziyaret edip dualar etmiş. Daha sonra da efendim burada yaşayan evliyaları da bir ziyaret edeyim diyerek Bahri Baba da o günün büyüklerinden olduğu için kuvvetli bir şair, mutasavvıf ve fıkıh adamıydı. Onu da ziyaret eder ve kendisine ayrılırken de 1000 altın hediye eder. Bahri Baba 1000 altını alır. Yani ihtiyacınız için kullanın. Tekkenin ihtiyacı için, kendiniz için kullanın diye. Zigetver seferine çıkarken Bahri Baba da askerle beraber Zigetver'e gitmek üzere yazılır. Din adamlarında böyle bir yetkileri vardı. İsteyenler savaşa gelirler, askerlere nasihat ederlerdi. Zigetver'e kadar o ihtiyar halinde gitti Bahri Baba ve orada askerin Zigetver Kalesi'ni muhasara ve hücum harekatında hep başlarında bulundu. Onlara hadi evlatlarım bu sefer alacağız, bu sefer derken 3. seferde Zigetver Kalesi düştü. Kanuni Sultan Süleyman Han da zaten düşmeden bir gece önce rahmete rahmana kavuşmuş idi. Asker tabii 46 senedir padişah değiştirmediği için, cülus bahşişi alamadığı için hazır Kanuni'nin ölümünü fırsat bildi ve cülus bahşişi alabilmek için hazırlıklar yapmaya başladı. 2. Selim Han işte İstanbul'da tahta geçip biat merasimi yapıldıktan sonra Belgrad'a geldi. Belgrad'da asker mızmızlanmaya başladı. Neyse yürüdüler, İstanbul'a kadar geldiler. Tam Edirne kapıdan girildi. Saraya gidecek padişah Yeniçeri dedi ki padişahım durun bakalım. Buradan öte gitmek yok. Bize cülus bahşişi verecek misin, vermeyecek misin? Bunu Bahri Baba da gördü orada. O da askerin içerisindeydi. Çok tatsızlıklar oldu. Neyse söz verdi Selim Han. Tamam size verilecek 2. Selim Han. Maslahatınız görülecek diye. Ve ondan sonra sarayına gidebildi. Hemen Bahri Baba buraya geldi. 1000 altını sakladığı yerden aldı. Doğru Selim Han'a. Dedi ki padişahım sıkıntılarınızı biliyoruz. Bunu rahmetli babanız bana vermişti. Ben bu sıkıntıyı gördüm. Devletim lütfen bunu benden kabul etsin. Alın askere cülüs bahşişi dağıtın. O da kız kardeşinden 50 bin altın. Bahri Baba'dan da 1000 altın alarak 51 bin altınla bütün Yeniçeri'nin cülüs bahşişini, hediyesini verebildi. İşte Bahri Baba böyle bir insandı. Yani 1000 altını balıklama kaptı ama tekrar devletine vermek niyetiyle kaptı. Böyle Allah adamıydı. Biz şimdi onun kabrine dahi yer bırakmamışız. Ve yeri gelmiş o kabrinin olduğu yeri de, kabrinin olduğu yeri de kabri gözetmeksizin birilerine parayla satmışız. Halbuki o vakıf arasıydı. Bunun satılmaması lazımdı. Böyle günlerde yaşanmış. İnşallah bundan sonra böyle günler yaşanmaz. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli seyircilerim, hoşça kalınız.